Sayın Başkan, öncelikle hayırlı olsun. Bu akşam önemli bir günü yaşayacaksınız. İlk nöbetinizi, düğün olarak ilk nöbetinizi yaşayacaksınız. İlk defa kayıp kadar oluyorsunuz. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah tamamını erdirsin. Nasıl bir mutluluk başkanım bu? Vallahi tatlı telaş ederler ya Sadi abicim. Tatlı telaşı. Cenab-ı Allah herkesin evladına avlı, duaklı gelin olmayı nasip etsin. Cenab-ı Allah herkesin çocuğuna düğünlü bayramlı böyle güzel, herkesten dostlarıyla birlikte eğlenip dünya öne sokmayı nasip etsin. İnşallah iki cihanda bir yastıkla kocarlar. İki cihanları bir olur, mutlu, şen, memlekete, millete, ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirirler. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bir baba olarak tabii. Bir baba olarak. Siz gibi sevdiğimiz abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz de bize yardımcı oluyor. Bu gece de sevdiklerimizle birlikte, davet ettiğimiz dostlarla birlikte hem eğleneceğiz hem onların da bu mutlu gününe şahitlik etmiş olacağız hep beraber inşallah. Tekrar hayırlı olsun başkanım. İnşallah akşam da görüşeceğiz zaten. Aynen inşallah. Başkanım, siz yakalamışken Eskişehir'de gerçekten siz şimdi Avrupa Kupası'nda mücadele eden bir takım bıraktınız Sayın Boşcan'a. Sayın Boşcan maalesef bu takım koruyamadığı kime düşündü? O günden bu yana Eskişehir Spor gerçekten çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Osman, iki ay önce kulüp başkanına seçilen Osman Bey, Osman Taşları, Sipahi'yle başkanlıklar. Kulüp şu anda vekalette bir başkanla yürütülecek. Ama yani bu noktaya nasıl geldi? Ya tabii 2013 yılı Eskişehir Spor'un kara miladı. Ben o günü kara milat olarak adlandırıyorum. 2013'teki yapılan seçimler Eskişehir Spor takımı Avrupa kupalarında UEFA'da tur atlıyor. Tüm dünya basını Eskişehir Spor'un transferlerini konuşuyor. Tüm Türkiye Eskişehir Spor'u konuşuyor. Eskişehir Spor'un başkanı, Türk futbolunun başkanı. Süper Lig'in başkanı. Bugün işte acaba layık olur muyuz, o ligde mücadele edebilir miyiz diye düşündüğümüz, hayalimiz olan o süper denen ligin başkanlığını Eskişehir Spor Kulübü'nün başkanı yapıyor. Havuzu başkan yönetiyor. Evet. Yani bu rahat Eskişehir Spor'un kongreyelerine, bazı taraftarlarla, bazı kongreyelerine rahatsız ettiği. Dolayısıyla öyle bir süreci yaşatıyorlar bu kulübe. Yaşatanlar da Allah'a var ediyorum yani. Ama bu kulüp bu zor günlerde geçer bir şekilde. Fakat tabii hani derler ya, bir deli taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor. Aynen. Şimdi o günlerdeyiz. Ama inşallah 40 akıllı bir araya geleceğiz. O bir delinin attığı taşı çıkartacağız. Bu takım layık olduğu yere de gelecek. Osman'a gelince de teşekkür etmek lazım Osman Taş'a. Çocuk bir gurbetçi, Eskişehir Spor sevdalısı. Kardeşimiz çift Almanya'da kazandı. Paralar getirdi Eskişehir Spor için. Az çok, evet, rakamın ölçüsü yok. Eskişehir Spor'luk bir sevda bizim için. Osman için de bir sevda. Çocuk elinden geleni yaptı. Şehir sahip çıkmıyor, destek vermiyor insanlar. Dolayısıyla da borç yükü ağır. Ülkede ekonomi şartları malum. Türk futbolunun ekonomisi malum. Onun için böyle günde birlik beraberlik içerisinde hareket etmek lazım. Herkesi sevmek, kucaklamak lazım. Artık ötekileştirmekten, çünkü bucudan ziyade delikanlı gibi dik duruşlu, gerçek Eskişehir Sporlu SS'lileri göstermesi gerekir insanların, büyük taraftarın. Evet. Hep beraber olmamız gerekiyor bu kara günde, zor günde, kötü günde. Bunu başarırsak başarmayacağımız bir şey yok. Yoksa döndüğünüz vakit Eskişehir Spor'un da kağıt üzerinde 180 milyon borcu görünüyor. İşte Bursa'nın durumu, işte Trabzon'un durumu. Aynen. Yani bizim ayarımızdaki Anadolu kulüplerinin durumu da bizden iyi değil. Bizim tek sıkıntımız, problemimiz bulunduğumuz değil. Acele Süper Lig'e çıkmamız gerekir. Bunun için de ne gerekiyorsa hep beraber yaparsak başarabiliriz. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu olabilir. Ben Eskişehir Sporluyum. Eskişehir Spor benim için bir sevda. Ben o tribünlerde büyüdüm. Bu kulübün yıllar başkanlığını yaptım. Bu kulüp sayesinde Dünya Kulüpler Birliği, EPFL, Avrupa Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı gibi görevleri de yaptık. Camiamızı en iyi şekilde temsil ettiğimizin anlıyoruz. İnşallah bundan sonraki arkadaşlarımızla başarız. Ha ben yokum ama ben destek olurum. Durum bu benden abi. Sevgili başkanım, 26 saatte 26 bin forma dediler. Başaramadılar. O şöyle, daha organize, herkesin daha sanılması gereken bir ortam da yok. Çok aslında acele şu anda. Biraz acele oldu belki. Bir başka tarafı da gerçekten bir ekonomik kriz var. Demin söylediğim birlik beraberliği başarır isek, bu iş yok Osman'a güveniyorum, yok Ahmet'e, yok Mehmet'e güvenmiyorum. Ama bu kulüp de borçlu. Bu kulübün borçları verecek bir şekilde. Her kulüp borçlu. Borçsuz kulüp nerede Türkiye'de? Ama şu bir senteyi atlaması gerekiyor bu takımın. Bu takım bir defa ciddi anlamda hep beraber sahiplerini Süper Lig'e gelirse
artık bu yeni stadyumumuzla, bu efsane büyük taraftarımızla yapamayacağımız şey yok. Yani bu şehre getiremeyeceğimiz dünya yıldızı futbolcu da yok. Ama bunu hep berabersek başarabiliriz. Ben üstüme ne düşüyorsanız şey sıkıntı yaparım ama tekrar başkanlık yapmam. Malum sağlığımda artık biliyorsunuz bir kalp krizi, rahatsızlığım söz konusu oldu. Onun için tabii üzülüyorum ama elimde iyi imkan varsa yaparım. Osman kardeşime de tüm emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Osmanlılara da küstürmemek, kırmamak, dökmemek lazım. Sahiplenmek lazım. Kardeşime de senin aracılığından sesleniyorum. Ben Eskişehir'deyim. Benim yapabileceğim ne yardım olursa gene yanındayım. Onun için başkan olduğu gün herkes yanında olur. Gittiği gün kara gündür. Kimse olmaz. Biz bunları çok yaşadık. Geldi gittik. Onun için ben Osman'ın yanında olurum. Kardeşime teşekkür ederim hizmetlerinden dolayı. O Eskişehir'den dolayı. Eskişehir'e verdiğim manevi desteklerden dolayı. Bir Eskişehir'li olarak, eski başkan olarak teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ederiz. Gerçekten bir Eskişehir sporlu olduğumuzu gösterdi tekrar. Abim benim. Sen abi. Hoş